Arkadaşlar hoş geldiniz KPSS Tayfa. Merhabalar, herkes hoş geldi. Zoom yayınımızda ve YouTube kanalımızdan bizi izleyen öğrenciler. Hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Tekuzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba. Herkes hoş geldi. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Umarım herkes çok iyidir. Yeni bir aya başladık. Bugün 1 Şubat 2024. Yeni başlangıçlar yapacağız. Bu seminerimize bu yüzden katıldık. Hoş geldiniz. YouTube'daki öğrencilerimizin yorumlarına da bakıyorum. Şu an YouTube'daki öğrencilerim beni görebiliyor ve duyabiliyor, değil mi arkadaşlar? Bir problem yok. Merhabalar. Zoom'a geçebilirsiniz bu arada. Zoom linkini paylaştık. Zoom'a geçin. Nasılsınız arkadaşlar? Herkes umarım çok iyidir. Keyifleriniz umarım çok yerindedir. Bugün çok güzel bir konuyu ele aldık sizin için. Bu seminerimizden çok güzel şeyler öğrenerek ayrılacaksınız arkadaşlar. Harika. Çok güzel. Hadi bakalım kimler hangi sınavlara hazırlanıyor? Hangi bölümleri bitirdik? Farklı sorumluluklarımız var mı? Çok kısaca tanışalım, kaynaşalım. Ama öncesinde çok yoğun katılım talebinizden dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok gururlandırdınız bizi. Binlerce öğrenci bu seminerimize katılmak istedi. Harikasınız gerçekten. Ne kadar istekli olduğunuzu bir kez daha kanıtladınız. Kimler nerelerden katılıyor? Hangi sınavlara hazırlanıyor? Evli olanlar, çocuklu olanlar, eğitim hayatı devam edenler, iş hayatı olanlar var mı? Hadi çok kısaca tanışalım. Tıbbi sekreterlik, okul öncesi, ilköğretim, matematik, besyo var, hemşirelik var. Adalet, çocuğum var hocam, şu an benimle izliyor. Harikasınız, bence çok güzel örnek oluyorsunuz çocuğunuza. KPSS okul öncesi var, PDR var, aman Allah'ım yok yok. Bütün sınavlar var, harika, özel eğitim, sosyal bilgiler, ebelik var, çok güzel. Mühendislerimiz var, çalışanlar var. Arkadaşlar öncelikle lütfen çayımızı, kahvemizi alalım. Kalemimizi, kağıdımızı da alalım. Çünkü o kadar kıymetli bilgiler paylaşacağım ki sizinle. Not almanız gerekebilir ve herkesin dikkatinin bende olmasını özellikle istiyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Çay kahve almaya gidip gelecekler için bir 10-15 saniye bekleyeceğim. Bu sırada tanışma kısmında herkes çayını, kahvesini, kalemini, kağıdını lütfen hazırlasın. Fen bilimleri, sınıf, iktisat, Türk dili var. Çok güzel. İnsan kaynakları, fizyoterapi, tıbbi dokümantasyon, harikasınız. Çok güzel. Zoom linkimizde bir problem yok arkadaşlar. Yeniden tıklayıp giriş yapabilirsiniz. Zoom'a girin, daha sağlıklı olur. Sesimde de bir problem yok sanıyorum. Siteden giriş yapabilirsiniz. Hepinizin zaten üyeliği var. Kullanıcı adınız ve şifreniz de Tekuzem tarafından SMS ile geldi size. O bilgilerle direkt siteden giriş yapın. Tekuzem.com'dan. Harika. O zaman herkes çayını, kahvesini aldıysa, dikkatini topladıysa, kalemini, kağıdını hazırladıysa arkadaşlar başlıyoruz. Hazır mıyız? Harika. Tamam. Şimdi öncelikle bu seminerde evli olanlar, çocuklu olanlar, yıllar önce mezun olanlar, çalışma yaşamı olanlar, ilk kez girenler, defalarca girenler, birçok farklı sorumluluğu olan öğrenciler var. Ama benim gözümde arkadaşlar hepiniz birer derece öğrencisi adayısınız. Bu noktada potansiyeliniz var ve unutmayın ki arkadaşlar dereceyle atanan öğrencilerden, öğretmenlerden, sağlık çalışanlarından hiçbir farkınız yok. Bunları bahane etmeyeceğiz. Anlaştık mı? Çok güzel.
Ve bu seminerimizde KPSS çalışmalarınıza başlamadan önce kendinizi ve sınavı ne kadar tanıyorsunuz ya da tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Sorumluluklarımız, bize ayak bağı olduğunu düşündüğümüz sorumluluklarımızdan kalan zamanda öğrenme yapımıza ve derslerdeki seviyemize göre nasıl bir KPSS çalışma programı hazırlamamız gerektiğini ve çok daha fazlasının yanıtını bulacaksınız. Başlıyoruz o halde. Öncelikle hızlı bir testi alacağım size. Bu yüzden kağıdınızı, kaleminizi hazırlamanızı istedim. Bakalım bu seminerdeki kimler atanacak, kimler atanamayacak. Hazır mısınız? Başlıyorum birinci soruyla. Soracağım her bir sorunun cevabı evet ya da hayır olacak arkadaşlarım. Lütfen not kağıtlarınıza birinci soru evet, ikinci soru hayır şeklinde yanıtınız neyse not alın. Tamam mıyız? Çok güzel, harika. Birinci sorumuz, verimli çalışma yöntemini biliyor musun? Daha doğrusu verimli çalışmanın ne demek olduğunu biliyor musun? Kimler biliyor verimli çalışma yöntemini? Hayırlar havada uçuşuyor. Evetler de var, hayırlar var. Çoğunluk hayırlardan. Okey, cevabımızı yazacağız. Bu maddelerin tamamını açacağım için hızlı hızlı geçeceğim. Yok hocam, 10 saat çalışıp 2 saat, 10 saat çalışıyorum 2 saat aklımda kalıyor. Yusuf hocam, demek ki verimli çalışmıyorsun. Bilen zaten atanmış diyor Feyzan Nur hocam. Doğru söylüyorsunuz. Hocam biliyorum ama icraate geçirmiyorum. Bu seminer sonrasında icraate de geçireceksin hocam. Harika. O zaman geliyorum ikinci soruma. Unutma hızı nedir? Ve siz kendi unutma hızınızı biliyor musunuz arkadaşlar? Daha önce bu kavramı duyan var mı? Hayır. Çoğunluk yine hayır. Bilmiyorum diyenler var. Biliyoruz ama uygulamada sıkıntı yaşıyoruz diyenler var, Cansu hocam gibi. Hayır hocam, ya kendime göre takılıyorum. Ayşe hocam, düzen, disiplin şart. Kendimize göre takılamayız. Ciddi bir sınav hazırlık sürecindeyiz. Tamam. Bunu da yazdık bir kenara. Herkes yanıtını verdiyse bu kavramların hepsini tek tek açacağım. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Geldim üçüncü soruma. Arkadaşlar, sizin için hangi konunun daha öncelikli olduğunu biliyor musunuz? Ya da konular arasında bir önceliğin olduğunu duymuş muydunuz? Bu kavramı yeni mi duyuyorsunuz? Öncelik olduğunu duymadım. Kısmen biliyorum. Evet diyenler var. Ders olarak biliyorum diyenler var. Yeni duydum. Bu da sanırım çıkan soru sayısı ile ilgili. Evet Fatih hocam. Kısmen doğru yanıt verdin ama bunu da açacağım. Gamze hocam, hiçbir şey kaybetmedin. Şu an bu tayfa, bu seminere katılan öğrencilerden oluşan tayfa zaten çoğu yeni başlayacak. Soru sayısı bizim konuya hakimiyetimiz mi? Kısmen doğru. Cevabınızı verdiyseniz vakit kaybetmeden geliyorum dördüncü soruma. Odaklanma düzeyi nedir? Kendi odaklanma düzeyinizi biliyor musunuz arkadaşlar? Sizce odaklanma düzeyi ne demek? Bunu daha önce duymuş muydunuz? Odaklanma düzeyi nedir? Masaya oturunca kendini verebilmek diyor Fatih hocam. Bildiğim bir şey çıktı sonunda. Evet Feyza Nur hocam. Daha kısmen diğer kavramlara göre daha yakın. Arkadaşlar, her zihnin bir odaklanma, dikkat dağınıklığı süresi vardır. Bu hepinizde farklıdır bu arada. Her öğrencinin odaklanabileceği süre farklıdır. O yüzden çalışmaya başlamadan önce odaklanma düzeyinizi kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bakın testin adına. Bu test atanma testi. Yani buradaki kavramları biliyor ve uygulayabiliyor olmanız gerekiyor. Geliyorum beşinci soruma. Sondan bir önceki sorum. Hazırsak geliyor sorumuz.
Arkadaşlar bu soru özellikle sorumluluğu olan öğrencilerin bize çok fazla sorduğu soru. Ben bu arada kendim de öğretmenim. Çok uzun yıllardır tek düzeyde öğrenci koçluğu yapıyorum ve yaptığım görüşmelerde evli olan, çocuklu olan, formasyon alan, ikinci üniversitesini okuyan, yüksek lisans yapan, çalışma yaşamı devam eden, eğitim hayatı devam eden o kadar çok öğrenciyle görüştüm ki arkadaşlar, hepsinin bana sorduğu soru, hocam benim çalışmam yeterli olur mu? Günde kaç saat çalışmam gerektiğini bilmiyorum. Peki siz bu sorunun yanıtını kendiniz için biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bakalım yanıtlarımıza. Hepsinin hayır olması normal mi diyor Tuğba hocam? Normal hocam. Evet Elif hocam, temele göre tabii ki değişir. Ama günde kaç saat çalışman gerektiğini bilmen gerekiyor. Fatih hocam demiş ki minimum 5, maksimum 8. Neden 5 ya da 8 hocam? Neye göre verdik bunun kararını? ÖABT'si olanlar daha fazla zaman ayırmalı. Hocam kağıda kaleme gerek yokmuş. Hepsine hayır dedim. Okey, sorunuzun yanıtını not aldıysak geliyorum son soruma. Arkadaşlar hangi konuda hangi seviyede olduğunuzu ve hangi seviyeden başlamanız gerektiğini biliyor musunuz? Bakın bu çok trik bir soru. Çok kilit. Atanmayı belki de en çok etkileyecek soru bu diyebilirim. Hangi konuda hangi seviyedesin? Nazan hocam evet diyor. Mesela hocam hangi konuda başlangıç seviyesindesin, hangi konuda ileri seviyedesin? Bundan biraz örnek verir misin bize? Hayır hocam, kısmen diyenler var. YouTube yorumlarımıza da bakalım. Hocam gün gün değişiyor. Bence insanız, modumuz düşüyor, yükseliyor. Tabii ki öyle ama bir standardımız olmalı. Ben genelde 6 veya 7 saat çalışıyorum. Bilmiyorum hocam diyenler var. Hayır. Musa hocam isyan ederek hayır diyor. Okey, o zaman herkes not aldığı kağıttaki evet ve hayır sayısını yazsın bakalım. Bakalım kimler atanacak, kimler seminerde kalmaya devam edecek. Evetleri çok alan arkadaşlarım, öğrencilerim tebrik ediyorum. 2024 yılında yolcusunuz. Kesinlikle atanacaksınız. Bu soruların çoğuna evet diyorsanız arkadaşlar, sizin atanamama, başarısız olma gibi bir ihtimaliniz yok. Geliyorum peki, çoğunuz hayır dediniz. Buradan da yazdınız, gördüm. Eğer hayırlarınız çoksa asla umutsuzluğa kapılmıyoruz, endişelenmiyoruz. Seminerde kalıp beni can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz. Anlaştık mı? Ben en başta ilanım. Hayır. Okey. O zaman arkadaşlarım bu kavramları tek tek açacağız demiştim. Ama bence biraz farkındalık oldu. Yani bir öğrencinin KPSS'de başarılı olması için hangi kavramları bilmesi ve neye uygun çalışması gerektiğine kısmen de olsa giriş yaptık. Bu arada arkadaşlar anlayamadığınız kısımlar olursa lütfen yazın, olur mu? Gerekirse onların üzerinden yeniden geçeriz. Tamamdır. Şimdi geliyorum. Bu tayfa derece tayfa. Evet, Şubat ayında başlıyor gibi görünebilirsiniz. Belki çok umutsuz da olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yani chat panelindekileri okuduğumda evet hocam çocuğum var, 3 çocuğum var, 2 çocuğum var, işte 10 yıldır girmiyorum falan gibi yorumlarınızı görüyorum. Ama bunların hiçbiri bizim derece elde etmemiz için engel değil arkadaşlar. Bahane değil. Unutmayın ki ben hep öğrencilerime seminerlerimde de özel görüşmelerimde de söylerim. Başarmak isteyen kişilerin gerekçeleri, başarmak istemeyen kişilerin ise bahaneleri olur. O yüzden sizin bahaneniz değil, kazanmak için gerekçeleriniz ve sebepleriniz olmalı. Anlaştık mı? Şimdi madem biz bu sınavda bu kadar başarılı olmak istiyoruz, gelmişiz Şubat ayına, belirli bir haftamız, belirli bir zamanımız kaldı. Hocam nelere dikkat edeceğiz? Bize trik noktalar verin dediniz, çok fazla dediniz. O yüzden bunu ortak bir seminerde paylaşmak istedim sizinle. Öncelikle bir,
Arkadaşlar sınavı iyi tanımak zorundasınız. Tanımadığınız bir sınava ne kadar verimli çalışabilirsiniz ki? Haksız mıyım? O yüzden birinci maddemiz sınavı çok iyi tanıyacaksın. İkinci maddemiz verimli ders çalışma yöntemini ve mevcut derslerdeki seviyeni bilmelisin. Çalışma programını hazırlarken kesinlikle referans noktan hem seviyen hem öğrenme yapın hem psikolojik yapın olmalı. Yani ne demek istedim? Referans noktan bunlar olmalı. Dolayısıyla senin bu özelliklerini biliyor, ortaya çıkarabiliyor olman gerekiyor. Ve en önemli olan kısımlardan biri artık programınızı hazırladıktan sonradan performansınızı belirli periyotlarda takip etmeniz ve sınava kalan zamana göre biliyorsunuz zaman geriye akmıyor. İleriye gidiyor. Her geçen gün siz sınava bir gün, bir gün, bir gün daha yaklaşıyorsunuz ve sınava kalan zamana göre de arkadaşlar strateji geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi tüm bu maddeleri birlikte açacağız, detaylandıracağım, sorularınızı da yanıtlayacağım ve en sonda da örnek bir ders çalışma programını birlikte hazırlayacağız. Gelelim. Biz şu an içimizde A grubundan hazırlanan öğrencilerimiz de var. Yalnızca GGK'dan, ön lisanstan, orta öğretimden öğretmenlerimiz var. Alanı olan hocalarımız, alanı olmayan hocalarımız var. Siz zaten hangi puan türüyle yerleşebileceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ilk kez girenler ya da hangi sınava gireceğini bilmeyenler varsa bence bu görüntünün ekran kaydını alsın. Hadi 2 saniye bekliyorum sizi. Kaydı alın. Sıradaki sunumumuza geçelim. Hocam tarihi yarıladım ama yetişemeyeceğim gibi geliyor. Sıradan başlamıştım. Fatih Hocam yanlış bir strateji benimsemiş olabilirsin. Ekran kaydını aldıysak geçiyorum. Şimdi arkadaşlar sizin için belki de bu sınav işte ben P48'den atanacağım, P121'den atanacağım. Hocam sınavda ne var ki alt tarafı 120 soru 130 dakikada yanıtlayacağım, çıkacağım sonra da çat atanacağım. Belki böyle kurguluyor olabilirsiniz. Keşke dediğiniz gibi olsa arkadaşlar. Keşke bu sınav sadece Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık olsa ama lütfen böyle deyip geçmeyin. Çünkü sınavın alt kısmında aslında bu başlıkların altı o kadar dolu, o kadar fazla sorumluluğunuz var ki sizin tüm bu konuları yetiştirebilmeniz için çok sağlam bir ders çalışma programı ile ilerlemeniz gerekiyor. Bu tabloyu eminim ki ilk kez gördünüz arkadaşlar. Sizin için tek bildiğiniz kısım belki de hocam tarihten 27 soru geliyor. Coğrafyadan 18 soru geliyor. Matematik yapamıyorum hocam 30 soru geliyordu. Ama şunu unutmayacağız arkadaşlar. Sınav bu kadar basit olsaydı şu an ülkemizde bu tarz sınavlara giriş ortalaması en az her birimiz için 3 ya da 4 olmazdı. Belki de daha fazla olmazdı arkadaşlar. Demek ki bu sınavı daha da derinden tanımamız gerekiyor. Mesela tarih Ayşe hocam senin için 18 konudan oluşan basit bir ders olabilir. Ama bu 18 konunun altında 97 tane öğrenmen gereken alt konu var. Bunu biliyor muydunuz? Hayır, değil mi? Bu yüzden ilk tarihle başladım. Bilmiyoruz. Ya da matematik diyorsunuz arkadaşlar. 23 tane konu var ama 81 tane alt konudan sorumlusun. O yüzden sen şunu diyemezsin. Hocam tarih fena değil. Matematik zaten kötü. Türkçe'de çok iyiyim, ileri düzeydeyim. Hayır. Sadece ders olarak değil, senin gerekirse konulardaki seviyeni hatta ve hatta alt konulardaki seviyeni çok iyi bilmen gerekiyor. Çünkü senin aslında sadece 5 dersin yok. 66 tane konun, 282 tane alt konun var çalışman ve öğrenmen gereken. Peki, hocam ben bu konulardaki seviyemi bilmiyorum ya da hangi konu diğerinden daha önemli bunu bilmiyorum diyorsak eğer, gelelim bakalım.
Unutmayın arkadaşlar, KPSS strateji işi. ÖSYM sizden 100 tam puan hiçbir alan için istemez. O yüzden sıralı gitmenizin ya da çok fazla soru geliyormuş hocam. Benim bunu kesinlikle ezberlemem gerekiyor. Benim bunu kesinlikle çok yoğun çalışmam gerekiyor demenizin anlamı yok. KPSS'nin stratejik bir sınav olduğunu bildiğiniz için arkadaşlar diğer rakiplerinizi geçecek kadar puan almanız yeter. Çünkü bu bir eleme sınavı. Ya eleyen tarafta azınlıkta olacaksın ya da elenen çoğunluk kısmında. Yani belki de her 1.000 öğrenciden 999'u eleniyor arkadaşlar, 1'e atanabiliyor. Sen o 1'e olmak istiyorsan çok daha nitelikli bir hazırlık yapacaksın. Gelelim 5 ders için örnek konular belirledim arkadaşlar. Şu an bu derslerde siz kendinizin hangi seviyede olduğunu biliyor musunuz? Bahar hocam gösteririm tabii ki. Sinan hocam, bu dakikalar ne demek hocam? Onu da açıklayacağım Deniz hocam. Önce bir şurayı inceleyelim. Burada ben ne demek istemiş olabilirim arkadaşlar? Bakın burada önem puanı diye bir kavram var. Belki hiç duymadınız. Öğrenme süresi diyor, konu diyor, ders diyor. Ben burada ne anlatmaya çalıştım arkadaşlar? Herkes bir bu tabloyu zihninde yorumlasın bakalım. Bir 10 saniye süre veriyorum size. Yusuf hocam diyor ki insanlar paragraftan eleniyor. Evet hocam çok haklısın kesinlikle. Şimdi eğer düşündüysek bakalım doğru mu düşünmüşüz? Yanıtı veriyorum. Biraz önce ekran kaydı alın dediğiniz yeri tekrar gösterir misiniz? Ayten hocam burası çok önemli bir kısım. Bence buraya odaklanın. Bu kısmı tamamladıktan sonra diğer sayfaya geçeceğim. Arkadaşlar şimdi bu az önceki başlıkta buradan bahsetmiştim bu arada. Buranın ekran kaydını alın demiştim. Almayanlar alsın. Bakın buradaki rakam ne? 282 tane konu. Peki bu 282 tane konudan da eşit sayıda mı soru geliyor? Yoksa bazılarından daha mı fazla geliyor? Bazılarından daha mı az geliyor? Mantıksal düşünün. Tarih dersiyle başladım dedim Fatih Hocam. Bu sorum sana olsun. Tarihte bilmiyorum belki 10. konuya geldin, belki 20. konuya geldin. Hangi konuda daha fazla zaman harcadın? Ya da denemeye girdiğinde en çok hangi konuya dair soruyla karşılaştın? Nuran Hocam çok güzel bir yanıt vermiş, okumak istiyorum. Nuran Hocam diyor ki, öğrenmede geçen zamanla karşılığında alınan puanın bize kattığı ya da aldığı zaman ve puan paralelliği ya da zıtlığı zaman az, hangisine önem vermeliyiz? Onu kıyaslamamız mı gerekiyor? Hocam öncelikle gerçekten çok doğru anlamışsın. Seni tebrik ediyorum. Belki daha önceden beri bizi takip ediyor olabilirsin. Bu yüzden bu kadar rahat kavramış olabilirsin. Tebrik ediyorum. Harikasın. Saliha da diyor ki Nuran Hoca atandı. Ay. Bunu bilmek bile arkadaşlar gerçekten rakiplerinizi elemeniz için çok yeterli bir şey. Şimdi özet olarak açacak olursam bazı derslerde önem puanı yüksek olan konular arkadaşlar bunlar. Mesela Türkçenin yıldızı nedir? Yani olmazsa olmazı nedir? Paragraf. Eğer sen Türkçe paragraflar konusunun %100'ünü öğrenirsen ve sınavda çıkan bütün bu konuya dair soruları doğru yanıtlandırırsan puanına katkısı 12,50, 12,5 puan. Ve bunu öğrenmen için ayıracağın sürede 356 dakika. Yani aslında böldüğüm zaman bunu 60'a bölelim, 1 saat 60 dakika olduğu için yaklaşık olarak 5-5,5 saat gibi bir süreye tekabül ediyor. Yani 5,5 saatini ayırıp sınav puanını 12,5 puan daha arttırabilirsin. Şimdi biz bunu sadece yüksek olanlarda değil, düşük olanlarda da bütün bu 282 konunun tamamında da bilsek şu anki sürecimiz kolaylaşmaz mı arkadaşlar? Düşünün, bunun bir formül olduğunu düşünün. Bunun bir sihir olduğunu, yeni çıkan bir kavram olduğunu düşünün ve
Öyle bir sistem yapmışız ki sizin karşınıza hangi konu? X konusu mu? Önem puanı bu, öğrenme süresi bu. Y konusu, önem puanı bu, öğrenme süresi bu. Eğer bunları bilerek yola çıkıyorsanız arkadaşlar, sizce de daha güvenli ve daha garanti bir süreç ilerletmiş olmaz mısınız? Mantıksal düşünelim. Feyzan Hocam, problemleri atlar mıyım? Orası en önemli kısım. Sadiye Hocam diyor ki stresi azaltır, hiç katılmıyorum. Ha şey, sınav sürecinde kitap okumak size hiçbir şey katmaz. Sevim Hocam, yapılan bilimsel bir araştırmaya göre kitap okumak %80 oranında stresinizi azaltıyormuş, tavsiye ederim. Evet Sinan Hocam, eğitim programlarımız ve yapay zeka sistemimizle ücretleriyle ilgili bilgi aktaracağım. O yüzden hiçbir yere ayrılmayalım. Seminerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi geliyorum problemler. Birçoğunuzun yapamadığı, yapmak istemediği, zaman ayırmadığı, emek vermediği bir kısım ama problemlerde arkadaşlar sizin puanınızın 6,91 yani yuvarda 7 puanınız problemlerde yatıyor sizin. Şu an sınırda kalan bir öğrenci eğer problemleri çalışıp başarmış olsaydı sınırda kalmayıp atanacaktı. O kadar önemli, öyle düşünün. Mesela tarihte burada iki tane konuyu ele aldım arkadaşlar. Biri Osmanlı siyasi tarihi, biri de Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık. Önem puanına baktığımda ikisi de 2,53 ama öğrenme süresine baktığımda biri 730 dakika, biri 1022 dakika. Eğer sizin sınava hazırlanmak için çok fazla vaktiniz kalmamış olsaydı hangi konuyu çalışmayı tercih ederdiniz? İnkılap, kültür, medeniyet, Osmanlı siyasi tarihi. Arkadaşlar bakın, iki konuyu da öğrendiğinde senin sınav puanına artısı 2,5 puan. Ama birine 2,5 puan almak için 730 dakika çalışacaksın. Yani yaklaşık 11-12 saat çalışacaksın. Diğerine ise 1022 dakika çalışacaksın. Yani yaklaşık neredeyse bir 5 saat falan daha fazla çalışacaksın. Yani mantıksal olarak eğer benim zamanım azsa ve bu iki konum kaldıysa ben kesinlikle öğrenme süresi daha az olan ama önem puanı daha yüksek ya da eşit olanı seçmeliyim. Az önce ne dedim arkadaşlar? Bakın başlığımız ne? KPSS strateji işi. Bunları bilmeden yola çıkmamanız gerekiyor. Geliyorum coğrafyaya. Coğrafyadan en çok sorunun geldiği konu arkadaşlar Türkiye'nin ekonomik coğrafyası ve toplam puanınıza katkısı tamı tamına 6 puan. 6 puan almanız için 956 dakikalık bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yani yaklaşık olarak eğer 600 dakika 10 saat ise 956 dakikada 15 saate falan tekabül ediyor. Vatandaşlıkta peki birçoğunuzun çok kolay gördüğü, son zamanlarda bıraktığı vatandaşlık arkadaşlar yeri geliyor matematik kadar yüksek önem teşkil edebiliyor ya da tarih kadar. Mesela bir güncel bilgiler konusunun Osmanlı siyasi tarihi konusundan daha önemli olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Eminim ki birçoğunuz bilmiyordu. Değil mi? Güncel bilgilerde de toplamda 144 dakika çok kısa bir süre ayırarak 3,33 puan haneme artı olarak ekleyebilirim. Ne sorsanız hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Saliha Hocam, amacım sizi eksik hissettirmek değil, bu seminere fayda almak için hayatınızın geri kalan hazırlık sürecinin son aylarını şekillendirmek için girdiniz ve bunları bilmeniz, öğrenmeniz, hatta ben burada sadece bilgi olarak veriyorum ama bunları hayata geçirmeniz gerekiyor. Evet Deniz Hocam, neden dün 22 dakika çalışayım? Eğer vaktim varsa tabii ki ikisini de çalışırım. Ama zaman problemi yaşıyorsam, özellikle anne olan öğrencilerim. Feyza Hocam çok teşekkür ediyorum. Siz de çok tatlısınız eminim ki. Özellikle anne olan,
çalışan, yeterli zamanı olmayan öğrencilerim, bakın sizin yaptığınız şey şu. Çok iyi biliyorum. Yıllardır binlerce öğrenciye koçluk yaptım. Ki bizim zaten yaklaşık olarak 10 yıldır hizmet verdiğimiz bir alan KPSS eğitimleri. O kadar fazla öğrenciye temas ettik ve başarılarına vesile olduk ki arkadaşlar. Temel problem birçoğunuzun zaman ve neye, ne zaman, nasıl çalışacağınızı bilmiyorsunuz. Bilmeniz için de arkadaşlar buradan başlamanız gerekiyor. Bu bir eleme sınavı, stratejik bir sınav. Bilmediğiniz şeyleri bilmeniz gerekiyor. O zaman geliyorum. Hocam bizim hedefimize ne kadar kaldı? Kaç gün sonra biz bu sınavlara gireceğiz? Bunu da biliyorsunuzdur arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Yine ekran görüntüsü alabiliriz. Bu kısımda da çok fazla vakit kaybedelim istemiyorum. Birçoğunuz ortak alan KPSS, GGK lisanstan girecek. Sınav tarihimiz 14 Temmuz 2024. Bugün itibariyle tamı tamına 164 günümüz var. Ön lisans 1 Eylül'de, orta öğretim 15 Eylül'de. EKPSS öğrencilerim var mı içinizde? EKPSS'ciler. EKPSS'ye 87 gün kaldı. Sadiye Hocam kesinlikle geç kalmadınız. Ama bugünü bir milat kabul edelim. Ben daha fazla gecikmenizi istemiyorum. Şu an 164 güne neler neler sığdırılır eğer doğru çalışırsak. Tarihleri görünce kaygı yükleniyor. Biraz da Gamze Hocam korkmak gerekiyor. Bu tetikleyici bir güçtür bu arada. Bunun da yine ekran görüntüsünü aldıysak arkadaşlarım geçiyorum. Şimdi şu sayfaya geri döneceğim. Burada atanma testinde verimli çalışma yöntemini biliyor musun ya da bu kavramın ne demek olduğunu biliyor musun diye sorduğumda birçoğunuzdan hayır hocam ben bu kavramı ilk kez duyuyorum. Benim için önemli ki bilsem ne değişecek, bilmesem ne değişecek yorumlarınızı gördüm. Arkadaşlar verimli çalışmak kesinlikle çok önemli ve kendi verimli çalışma yönteminizi bilmek zorundasınız. Çünkü unutmayın ki ne kadar ders çalışırsanız çalışın, ne kadar zaman ayırırsanız ayırın, eğer yanlış yöntemlerle, yanlış zaman aralıklarıyla, yanlış bir programla çalışıyorsanız kesinlikle hedefinize ulaşamazsınız. O yüzden bir konuyu öğrenmek için kendinizin ders çalışma stilini keşfetmeli ve buna uygun bir şekilde çalışmalarınızı devam ettirmelisiniz. Bizim bu arada birçoğunuzun eğitim analizlerini çözdüğünü biliyorum. Türkiye'de sadece yapay zeka sistemi tarafından, TEKÜZEM tarafından uygulanan ve patenti bize ait olan eğitim analizi testlerimiz var arkadaşlar. Bunu çözenler kimler? Kimler eğitim analizlerini çözdü? Sonuçlarına bakanlar var mı? Sema hocam demiş ki hocam burada bildiğim tek şey gün sayısı oldu. YouTube'daki arkadaşlarım Zoom'a gelebilirsiniz. Sonucuna nasıl bakıyoruz? TEKÜZEM sitesinden nereden oluyor? Ya birçoğunuz aslında eğitim analizlerini çözdük. Arkadaşlar öğrenme yapısı demek, hani çok kısa örnek vermem gerekirse size, nasıl her bireyin parmak izi ikizinden, annesinden, babasından, kardeşinden dahi farklıysa, yani bu dünyada milyarlarca insan var ve her birimizin birbirinden farklı parmak izlerimiz varsa, zihinsel sürecimiz yani bilişsel sürecimiz, öğrenme yöntemimiz, dikkat dağınıklığı süremiz, okuma hızımız, anlama hızımız, stres düzeyimiz, zeka tipimiz, öğrenme yöntemimiz, öğrenme stilimiz, bunlar da tıpkı parmak izimiz gibi diğer bütün öğrencilerden farklı. Yani bir kere şunu kabul edeceğiz. Evet herkes öğrenir ama herkes aynı yöntemle, aynı hızda, aynı sürede öğrenmez. Sizin bir öğrenme yapınız var. Bunu bilmeden yola çıkmak, hastalığın teşhisini koymadan rastgele ilaç kullanmak gibi bir şey. Yani senin önce teşhisinin olması gerekiyor. Mesela bunu bir kan
sonucuna benzetiyorum ben. Öğrenme stilin diyor. Bu arada bu gerçek bir öğrencimizin eğitim analizine girdikten sonraki sonucu özellikle sizinle görsel olarak paylaşmak istedim. Çünkü eminim ki içinizde çok fazla görsel öğrenme yöntemi ağır basan öğrencilerim de vardır. Onların görmeye biraz daha ihtiyaçları var. Mesela bu öğrencimizin öğrenme stili görsel. Nedir bu görsel öğrenme stili? Ya da işitselden ne farkı var? Dokunsaldan ne farkı var? Arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Eğer öğrenme stilinizi bilirseniz nasıl daha rahat öğreneceğinizi de bilirsiniz. Yani görsel öğrenme yapısına sahip bir öğrenci zihninin fotoğraf makinesi gibi çalıştığını, kesinlikle yaptığı her çalışmayı görsellerle, haritalarla, şemalarla desteklemesi gerektiğini bilir. Ama eğer öğrenme stilini bilmezse belki de paso açar YouTube'u, video izle, dinle. Çalıştım ama öğrenemedim. Neden öğrenemedin? Çünkü kendi ihtiyacını belirlemedin, ihtiyacına uygun çalışmadın. YouTube'daki öğrencilerim, sistem yöneticimizin ilettiği linke tıklayarak Zoom'a gelebilirsiniz. Tabii ki Salih Hocam, kayıtla ilgili de bilgi aktaracağım. O yüzden bu arada seminer sonunda eğitim analizimizin linkini de paylaşacağım. Çok fazla çözen öğrencimiz var ama çözmeyen öğrencilerimiz için de minik bir ödevimiz olsun. Bir sorumluluk atayalım size bakalım. Bu analizleri çözün arkadaşlar. Sonuçlarınız da yine kendi öğrenci panelinizde yer alıyor olacak. O yüzden birinci koşulu sağladık. Yani sınavı kazanmak da olmazsa olmaz neydi? Bir, sınavı tanıyacaktım. Sınavı çok iyi tanıyor yapay zeka sistemi. İki, kendimi tanıyacaktım. Öğrenme yapımı bilecektim. Yapay zekanın eğitim analizlerine gireceğim ve öğrenme yapımı bileceğim. İhtiyacım olan bütün özelliklerimin sonucunu çıkaracak. Üç arkadaşlar, en önemli olan kısım, az önce de söylediğim gibi bakın şuradaki maddelerde hangi derste, hangi seviyede bakın çalışma programını hazırlarken seviyeni ve öğrenme yapını göz ardı etmemelisin. Hangi derste, hangi seviyede olduğunu bilmek zorundasın. Arkadaşlar bu arada kendini X dersinde çok güvenen ya da Y dersinde hiç güvenmeyen öğrenciler var mı? Yani kısmen de olsa seviyenizi biliyor musunuz mesela? Hocam öğrenmek için her tuşa basıyorum. Tarih temel demiş. Sinan hocam vatandaşlığa güveniyorum. Türkçe. Hiçbirine güvenmiyorum diyen var. Hepsinde ortalama düzeydeyim. Ne çok iyiyim ne çok kötüyüm. Bakın şuradaki tablomuz vardı ya arkadaşlar toplam 282 tane konuda hangi seviyede olman gerektiğini bilmelisin demiştim. İşte bizim sistemimizde arkadaşlar kayıt olan öğrencilerimizde bu 282 tane konunun tamamı içinde hangi konuda hangi seviyede olduğunu ölçecek seviye belirleme sınavları var. Öncelikle kayıt olan öğrenci bu seviye belirleme sınavlarına giriyor. Ve oradan çıkan sonuçlarına göre ders çalışma programı hazırlandığı için öğrenci direkt ne yapıyor arkadaşlar? Çat nokta atışı yapıyor. Yani benim seviyem başlangıç seviyesi mi? Bakın burada bir tablo var. Eminim bu tablodaki bilgileri hayatınızda başka hiçbir yerde görmediniz. Çok iddialıyım. Çünkü buradaki kavramların tamamı bize ait. Bizim kurumumuza, bireysel eğitim sistemimize ait arkadaşlar. Birçok eğitim kurumunda, belki içinizde dershaneye gidenler, diğer uzaktan eğitim kurumlarına kayıt olanlar, özel rehberlik, koçluk desteği alanlar vardır. Ama unutmayın ki arkadaşlar, hiçbir rehberlik uzmanı, hiçbir öğrenci koçu, hiçbir kurum sizin 282 konudaki seviyenizi de ayrı ayrı ölçüp buna göre bir program hazırlayıp bunun ilerleyişini takip etmez. Yani yine ne kalıyor arkadaşlar? Askıda kalıyor, genel geçer kalıyor. Ben de kayıt olduğumda aynı program bana da yapılıyor. Sen de kayıt oluyorsun, sana da yapılıyor. Ve ikiniz arasında dağlar kadar fark var. Ne ben tanınmaya çalışıyorum,
Ne seviyem ölçülüyor, ne hedefim biliniyor, ne sorumluluklarım biliniyor. Sadece bu programı uygula. Neye göre uygula? Bu programla Türkiye birincisi çıktı. Ama ona uygun olduğu için birinci oldu. Sen bir başkasının programını taklit ederek aynı başarıyı sağlayamayabilirsin ki çok yoğunluklu olarak zaten sağlayamazsın. Bence bu kısmında ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Dershaneler çok pahalı olmuş hocam. Herkes kendi koçu olmak zorunda. Yusuf hocam merak etmeyin. Evet kendi koçunuz da olun ama yapay zeka var. Çok daha uygun çok daha uygun tutarlı. Aynı zamanda sizin bireysel koçluğunuzu hiçbir kurumun yapamayacağı kadar detaylı. Tamam Salih hocam. Kayıt hakkında bilgi vermeyi unutmayacağım. Hocam iddianız konusunda emin misiniz? Sinan hocam çok eminim. Sizin iddianız konusunda sorularınız varsa yanıtlayabilirim, sorabilirsiniz. Yani ben en azından şu zamana kadar, şu sayfaya kadar verdiğim hiçbir bilgiler, yani hiçbir bilginin en azından çoğunu bilmediğinizi ve bu seminer vesilesiyle bildiğinizi biliyorum. Bence iddiamız buradan da bellidir diye düşünüyorum. Evet Deniz Hocam sınava çok hazır olabilir ama bizimle daha da hazır olabilir. Arkadaşlar her derste her konuda bakın hep o 282 sayısı aklınızdan çıkmasın olur mu? Ki bu sadece GGK. Bakın A grubuna hazırlanan öğrencilerim amacım gözünüzü korkutmak değil. Ama A grubunda da 791 tane alt konu var. Bunu siz bile bilmiyorsunuz. Yani öğrencisin, bu sınava hazırlanıyorsun ama neden sorumlu olduğunu bile bilmiyor olabilirsin baktığımız zaman. O yüzden sizin hani sadece GGK'dan bile hazırlandığını bak en minimal sınava bile hazırlandığını düşündüğümde 282 konuda temel seviyede olabilirsin, başlangıç seviyesinde, orta seviyede, ileri seviyede ve üst seviyede olabilirsin. Ama bunu önce ölçmen gerekiyor. Bakın şimdi ben kendi öğrenci panelime giriş yapacağım ve yapay zeka sistemindeki kendim girdiğim seviye belirleme sınavındaki sonuçlarıma bakacağım. Ve hangi derste, hangi konuda, hangi seviyede olduğumu göreceğim. Birlikte bakalım bence. Sistem yöneticimden ricada bulunsam bana bir tekuzam.com öğrenci panelimizi açabilir mi? Sevar hocam bu seviye belirleme testi örnek olarak yapabilirsiniz. Ama bu bahsettiğim yapay zeka koçluk eğitimi ücretli. Tutarlarımızı da ileteceğim. Çok çok uygun tutarlar. Eminim birçoğunuzun birçok şey için harcadığı tutarlar. Şimdi önce kendi öğrenci panelime giriş yapacağım. Bu alanı zaten biliyorsunuz. Her birinizin bir kullanıcı adı ve şifresi var arkadaşlar. Tekuzam tarafından bu bilgiler sizinle SMS olarak paylaşıldı zaten. Bakalım ben hangi derste, hangi seviyedeymişim? Ve benim seviyeme göre kaç saat çalışmam gerekiyormuş? Bakın az önceki sorulardan biri neydi atanma testinde? Günde kaç saat çalışmam gerektiğini bilmiyorumdu. Hatırladınız mı? Hadi bakalım. Esma hocam seviye belirleme sınavımızı örnek olarak bir kereye mahsus ücretsiz çözebilirsiniz. Eğitimlerimiz ve kurslarımız ücretli. Eda hocam neler yapmanız gerektiğinden bahsettim ama bunları tek başınıza sağlayamayacaksınız. O yüzden profesyonel bir destek almanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar ben daha önce seminer için bir ön hazırlık yaptım. Size daha faydalı bilgiler aktarabilmek için. Ve hangi derste hangi seviyede olduğum bakın burada yazıyor. Mesela ben coğrafyada ileri seviyedeyim. Yani dördüncü basamakta. Matematikte temel seviyedeyim. Yani birinci basamakta. Tarihte başlangıç seviyesindeyim yani ikinci basamakta. Türkçe'de orta seviyedeyim yani üçüncü basamakta. Vatandaşlıkta da beşinci seviyedeyim yani üst basamakta. Yani arkadaşlar bakın şuradaki tablo. Bunun ekran görüntüsünü aldınız mı bu arada?
Bence bunun ekran görüntüsünü alın. Çünkü hangi konuda, hangi seviyede çıkarsanız çıkan seviyenize uygun ne yapmanız gerektiğini yazdık burada arkadaşlar. Burada öneriler var bakın. Mesela temel seviyede olan bir öğrencinin o konuyu tam ve etkin bir şekilde öğrenebilmesi için ön hazırlık yapması gerekiyor. Ya da ileri seviyede olan bir öğrencinin o konuyu bir üst level'a çıkarabilmesi için alıştırma soru çözümü yapması gerekiyor. Bunun için önce seviyemi ölçtüm. Ve seviyeme göre bakalım benim toplam kaç saat çalışmam gerekiyormuş yıl boyunca? Bakın şu an sınava ne kadar süre var? 24 hafta var. Ekranımı bu arada herkes görüyor değil mi? 24 hafta boyunca seviyeme uygun 378 saatlik bir çalışma yaparsam ben hedeflediğim derece puanını 90 ve üzerindeki puanı alabiliyorum. Peki bu 378 yuvarlayalım 380 saat benim bir dönem boyunca çalışmam gereken saat. Bunu 24 haftaya böldüğümde benim haftalık olarak 16 saat çalışmam gerekiyor, doğru mu? Ücret bilgisini vereceğim arkadaşlar. Şu an bence bu kısma odaklanmanız sizin için daha faydalı. Çünkü bunu zaten tek başınıza sağlayamayacağınız için bence dikkatinizi buraya verin. Eğer sorularınız varsa da sorun mutlaka yanıtlayacağım. Evet Deniz Hocam, şu an bütün bu anlattığım içeriklerin hepsini yapay zeka sistemi hazırlayacak. Yani benim bir haftada 16 saatlik çalışmayı yapmam gerekiyor. Bu 16 saati arkadaşlarım siz 4 gün 4 saatte yapabilirsiniz. 7 gün 3 saatte yapabilirsiniz. Yani senin bir kere artık hedefine ne kadar uzaklıkta olduğun belli. Bunu ne belirliyor? Yapay zeka. Neye göre belirliyor? Bakın burada ben sayfamı açtığımda direkt beni ne karşıladı? Bekleyen görevlerim. Eğitim analizi. Size az önce bahsettiğim öğrenme karakterinizi, psikolojik yapınızı, az önceki öğrencimizin sonuçlarını gösterdiğim test işte burası. Teste başla dediğiniz anda testiniz başlayacak. Seminer sonrası eğer çözmeyen öğrencilerim varsa mutlaka çözün. Geliyorum en önemli olan kısma. Şu an sınava 24 hafta var arkadaşlar ve seviyemizi bilmemiz gerektiğinden hatta 282 tane konu var, alt konu var. Bu alt konuların hangisinde hangi seviyede olduğumuzu bilmemiz gerektiğinden bahsettim. İşte bu seviyemizi ölçeceğimiz sınavlarda tam olarak burada sizi bekliyor olacak. Sınavı başlat dediğiniz anda sınavınız başlayacak ve çıkan sonuçlarınıza göre yapay zeka sistemi sizin ihtiyacınız olan ders çalışma programını size özel günlük bir şekilde hazırlayıp her hafta bu programın analizini ne kadarına uyduğunu, ne kadarına uyamadığını, hangi çalışmayı tamamladığını, hangi çalışmayı tamamlamadığını belirleyip her hafta dinamik, güncel bir ders çalışma programı hazırlayıp senin 24 hafta boyunca enerjini koruyarak, güdülenmeni koruyarak doğru çalışma yolundan ayırmayacak. Deniz Hocam diyor ki, hocam seviye belirleme sınavına gireceğiz. Eğitim analizine gireceğiz. Sonra ne kadar çalışacağımızı gireceğiz ve yapay zeka sistemi bize neye çalışacağımızı sınava kadar hafta hafta ayarlayacak, doğru mu? Aynen öyle Deniz Hocam, doğru. Büyük bir ihtimalle şifreniz 8M2024'tür hocam. Şimdi ben kendim için ders çalışma programı hazırlıyorum arkadaşlar. Burayı lütfen herkes pür dikkat izlesin. Sorularınız varsa da lütfen sorun. Çünkü bu hak hepiniz için bir kerelik örnek öğrenci alımı olarak düşünebilirsiniz burayı, demo hesap gibi. Bir kere yapay zekayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki devamlılığı için, atanma garantisi için, 90 üzerinde puan alıp derece yapmanın mutluluğunu yaşamak için bu sisteme kayıt olmanız gerekiyor. Birazdan kayıtla alakalı da bilgi aktaracağım. Şimdi geliyorum. Bütün dersleri birlikte çalışacağım. Ben bir mühendisim.
Diyelim ki 5 tane dersim var. Derslerimi seçtim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben çalışan biriyim. Ve gerçekçi bir program hazırlamam gerekiyor. İşte seminerin başında söylediğim iddialı söylemi gerçekleştirdiğim kısma geldim. Dedim ya, anne misiniz, baba mısınız, çalışan mısınız, zorlu koşullarda mısınız, vaktiniz mi yok? Hiç sorun değil. Yapay zeka sizin ayırdığınız zamanı size özel bir şekilde planladığı için arkadaşlar, vaktiniz yeterli olsa da olmasa da hedefinize her halükarda sizi ulaştıracak. Programa bir isim belirliyorum. 4 gün çalışacağım. Her gün çalışacak ne yazık ki vaktim yok. Pazartesi, çarşamba, cuma, bir de pazar günü izinliyim. 4 gün çalışacağım. Akşam 7 ile uyuyana kadar gece 12-11 arasında çalışacağım. Sonuçta yapay zeka benim günlük olarak kaç saat çalışmam gerektiğini de hesapladı zaten. O yüzden o saati vermem yeterli. Fazlasına gerek yok. Fatih Hocam katılabilirsiniz seviye belirleme sınavına. İşte şimdi hayatımı değiştirecek program karşıma gelecek arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Programı açıyorum. Çok heyecanlandım. Evet Deniz Hocam bu kadar kolaydı. Şimdi arkadaşlar, az önce benim matematik dersinde hangi seviyede olduğumu hatırlıyor musunuz? Bir tablo göstermiştim size. Matematikte ben hangi seviyedeydim? Temel seviyedeydim. Temel seviyenin karşılığında ne var arkadaşlar? Ön hazırlık. Yani temelinin olmadığı derslerde o ders yapılmadan önce ders içeriğine dair bir fikir edinmeni amaçlıyor yapay zeka. Ben ön hazırlık yapmam gerekiyor ve yapay zeka bana ne yaptırdı arkadaşlar? Matematikte beni sıfırdan başlattı. Doğal sayılardan, tam sayılardan ön hazırlık yaptırdı. Türkçe'de ben hangi seviyedeydim? Hatırlayan var mı? Bakalım kimlerin görsel hafızası daha kuvvetli. Türkçe'de hangi seviyedeydim ben? Orta. Aynen öyle. Orta seviyenin karşılığı neydi? Bakalım birlikte. Orta seviyede ne var? Detaylı konu tekrarı. Yapay zeka bana ne yaptırdı? Konu tekrarı. Bakın mola sürelerinize kadar arkadaşlar sizin ayırdığınız saat aralığında hangi derste hangi seviyedeyseniz tamamen seviyenize uygun bir program hazırlıyor. Bu programı haftalık olarak hazırlıyor ve her hafta programınızı yeniliyor, güncelliyor. 24 hafta mı var sınava? 24 hafta boyunca siz sadece bu programa uyum sağlıyorsunuz. Direkt fiyata geçsek keşke. Tamam, siz yeter ki isteyin. Bu takvimle, programla ilgili merak ettiğiniz kısımlar var mı arkadaşlar? Yeşim Hocam, bu programı alan derslerini de eklediğinde ne olacak biliyor musun? Şurada derslerin arasında alan dersleri de olacak. Onlara da çalışacaksın. Evet, her şey anlaşılmış galiba. Hocam kayda ulaşabilir miyiz? İftar yapmak durumundayım. Seyircan Hocam şimdiden Allah kabul etsin. Tabii ki de ben hemen bu Türkiye'de, dünyada eşi benzeri olmayan, sadece tek uzemde olan ve patenti bize ait olan yapay zeka sistemimizin ücret ve içeriğiyle ilgili bilgi aktaracağım. Ama öncesinde arkadaşlar sizce böyle bir programla hazırlansak atanmak gerçekten mucize olur mu? Hayal olur mu? Lütfen herkes samimi düşüncesini yazsın. Bakın şöyle bir programla hazırlanacaksın. Atanmak kolay mı, zor mu? Bu koşulları sağladığında. Değil mi? Hocam hayal olmaz. Bu şekilde olursa atanırız zaten diyor.
Evet Deniz Hocam, bunu da yapay zeka takip edecek. Yusuf Hocam 90 zor değil. 100 puan bile zor değil. Sen üzerine düşeni yapay zekanın yönlendirmelerine uyum sağlayarak yaparsan 100 puan bile alabilirsin. Nurcan Hocam, bu sistemi sürekli kullanmak ücretli. Şimdi ücretle ilgili de ben sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. Ama öncelikle lütfen unutmayalım. Bakın, bu seminerden çıkaracağımız en büyük dersler: bir, başkasını taklit etmeyin. Başkasına ait bir programı kesinlikle uygulamayın arkadaşlar. O başkası dediğiniz öğrenciler kendi öğrenme yapılarına ve seviyelerine uygun olduğu, uygun bir programla çalıştıkları için derece çıkardılar. Onu dereceyle atandıran program seni hezimete uğratabilir. Lütfen kendinizi tanıyın ve buna göre bir programla hazırlanın. Ve ders çalışırken konu atlamayın, ders atlamayın arkadaşlar. Matematik sizde olur, paragraftan sıkılıyorum. Aman hocam, vatandaşlık çok sıkıcı, benim ezberim yok söylemlerinden vazgeçin. Eğer hedefimiz atanmaksa, KPSS'den yüksek puan almaksa arkadaşlar, bütün derslerdeki eksikliklerimizi tamamlamak zorundayız. Ve en önemlisi, bakın, bu eğitim analizlerinde bizim ölçtüğümüz en önemli özelliklerden biri neydi arkadaşlar? Unutma hızı. Unutma hızı yüksek ne demek? Çabuk unutuyor demek. Senin zihninin bir unutma kapasitesi, bir süresi var. Bu da yine tıpkı parmak izi gibi her öğrencide farklıdır. Biz kayıtlarını aldığımız öğrencileri tek tek unutma hızı testlerine de alıp kaç günde bir unutuyorsa bugün öğrendiği konuyu o kadar gün sonraki ders çalışma programına otomatik olarak ekliyoruz ve öğrenci o tekrarı yapmak zorunda. Çünkü unutmayalım ki tekrar garantidir arkadaşlar, tekrar sigortadır. Düşünün ki son model arabanız var ama kaskosu yok, ama sigortası yok. Çıkabilir misiniz trafiğe? Riske atabilir misiniz gerçekten? Evet, ALES'e yönelik de var. Riske atamayız değil mi? Madem son model arabamız var, bir zahmet kaskosunu da yaptıralım. Bir zahmet sigortasını da yaptıralım. Madem biz bu bilgileri almak için bu kadar çaba gösteriyoruz arkadaşlar, o konuyu öğrenmek için haftalarınızı, aylarınızı veriyorsunuz, tekrar etmek zorundasınız ve yine bir dipnot, bilimsel bir açıklama: tekrar edilmeyen her bilgi %80 oranında unutulur. Yani bugün öğrendiğin 5 bilgiden 4'ünü tekrar etmediğin sürece unutacaksın. Birini de çok böyle minik minik hatırlayacaksın. Bu riske kesinlikle değmez. Ama yapay zeka sistemine kayıt olduğunuzda zaten biz sizin üzerinizden bu sorumluluğu alıp unutma hızınıza göre tekrar periyotlarınızı belirleyeceğiz arkadaşlar. Şurada önemli bir detay var. Herkes bu notu okurken biz de arkadaşlar artık kendimize ertelemeyeceğimize dair söz verelim. Verimli çalışacağımıza, seviyemize uygun çalışma türüyle devam edeceğimize, geleceğimizi, mesleğimizi, hayallerimizi ve zamanımızı riske atmayacağımıza ve bu yıl atanacağımıza söz verelim arkadaşlar. Herkes söz veriyor mu? Ben bu seminerdeki öğrencilerimin kesinlikle potansiyel derece öğrencileri olduğunu düşünüyorum. İnşallah, inşallah, inşallah. Eğer doğru yöntemlerle çalışırsanız arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi bu bir hayal değil. Şuradaki dipnotu da geçelim. Bu yıl çiftli yıl, seçim sonrası ilk merkezi atama yılı. O yüzden diğer yıllara göre daha fazla rakiple yarışacaksınız. Bunu da unutmayalım, olur mu? Filiz Hocam demiş ki program bizi takip ediyor mu, her gün ilerlememizi kayıt altına alıyor mu? Evet Filiz Hocam, program yapay zeka her gün seni takip edecek, yaptığın yapamadığın çalışmaları ve bunu haftalık olarak raporlayıp eksik bıraktığın bir çalışma varsa önümüzdeki haftanın ders çalışma programına otomatik olarak ekleyecek. Evet, o ücret soran tayfa, hazır mısınız? Ücret bilgisini iletiyorum. Yapay zekaya kayıt olduğunuzda arkadaşlar, diğer bütün uzaktan eğitim kurumlarında olan hizmetlerin tamamı, çok daha fazlası bizde de var.
Konu tarama testleri, canlı dersler, video dersler, yıl sonu kampları, ara tekrar kampları, dijital ders notları, Türkiye genel deneme sınavları, ekstra bunlar da olacak ama sizi başarıya ulaştıran araçlar bunlar. Asıl amacımız sınavı tanıyarak, kendimizi tanıyarak doğru bir programla ilerlememiz. Bu sizin yol haritanız arkadaşlar. Unutmayın ki navigasyonunuz olmadan son model arabanız bile olsa hedefinize ulaşamazsınız. Navigasyon önemli. Bilmediğin bir yola çıkıyorsan ya yanında bir rehberin olacak ya da önünde navigasyonun olacak. Başka bir çaresi yok. Sadece koçlukta olabilirsiniz. Ücretleri iletiyorum şu an bu seminere katılan öğrencilerim için. Kayıt olmanız halinde sadece tekli paketlerim GGK lise ön lisans lisans 2500 TL arkadaşlar. Bu sırada sistem yöneticiminde kayıt olmak, bilgi almak için öğrencilerimin tıklamasını istediğim linki paylaşmasını istiyorum. Önce bir linkimiz gelsin. Arkadaşlar daha detaylı bilgi almak, sorularınız varsa sorularınızı sormak ve direkt kayıt işlemlerinizi tamamlayıp yapay zekayla atanma yolunda ilk adımınızı atmak için sistem yöneticimizin ilettiği linke tıklayalım. Hepsi içinde Yusuf Hocam, koç, canlı dersler, video dersler hepsi. Eğer arkadaşlar ikili paket yani GGK eğitim birimlerine kayıt olursak İkili paketimizin ücreti 3500 TL. Üçlü pakete kayıt olursak bu seminere özel GGK eğitim birimleri ÖABT 5000 TL arkadaşlar. Eğer A grubundan hazırlanıyorsak KPSS A grubu artı B grubu 6000 TL. Sadece A grubu 4000 TL olacak. Sadece ön lisans Fatma Hocam 2500 TL. Linkimizi yeniden paylaşalım. Kayıt olmak için, bilgi almak için iletişim linke tıklamanız yeterli arkadaşlar. Çok yüksek bir katılım var. Şu an bu semineri binlerce öğrenci izledi. Hem YouTube'dan hem canlı Zoom yayınımızdan. Yeniden çok teşekkür ediyorum. Dönüşleri yapacağız. Gerek WhatsApp hattımızdan, gerek öğrenci koçlarımız, eğitim uzmanlarımız sizi 444 58 35'te biten numaradan arayacaklar. Yardımcı olacağız arkadaşlar. Ben isterim ki hepiniz bu yıl atanın. İndirimimiz arkadaşlar en geç cumartesi gününe kadar geçerli. Eğitim birimleri derslerimiz de var Sevcan Hocam. Dilerseniz daha detaylı bilgi almak için linke tıklamanız yeterli arkadaşlar. Sorularınız varsa sorularınızı alalım. Bu fiyatlar indirimli hali Melike Hocam. Bence geç kalmayın. Böyle bir sistemi bu tutara bulmanız çok zor. Yusuf Hocam en geç cumartesi gününe kadar kayıt olabilirsin. En geç. ÖABT eğitimlerimiz de var. Sadece lisans Kamil Hocam 2500 TL. Sadece lise 2500 TL. Sadece ders çalışma programı 2000 TL. Bugün hemen kaydınız açılır Saliha Hocam. Eğitim analizini nereden çözeceğinizi gösterdim Şahbaz Hocam. Gösterdiğim yerden çözebilirsiniz. Öğretmenlik programı GGK eğitim ÖABT 5000 TL. Kinane Hocam sadece A grubu 4000 lira. EKPSS tabii ki Saniye Hocam. EKPSS'yi 87 gün var. 1500 TL'den kayıt olabilirsiniz. Herkes tıkladı mı linke? Bir an evvel ulaşalım sizlere, kaydınızı tamamlayalım. 1 Şubat itibariyle de kendimize yeni bir sayfa açalım. Tamamdır. Arkadaşlar sorularınızı öğrenci koçlarımız ulaştığında onlara da sorabilirsiniz. Ben güzel katılımınız, aktif katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tanıdığım için çok 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 mutlu oldum gerçekten. ALES 2500 TL hocam. Kendinize çok iyi bakın. Tek uzamlı olun. Yapay zekaya güvenin. Bu yıl siz de atanın. Tamam, sizi ben arayacağım Saliha hocam. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Dostlukla, esenlikle kalın, mutlulukla kalın.
Umarım atandığınız yıl bu yıl olur, yapay zeka sistemiyle. Bu yıl siz de atanacaksınız. Atananlar listesinde isminizi görmenin mutluluğunu sizler de bizler de yaşayacağız. Linkimizi de yeniden son kez iletiyorum. Sınırlı sayıda kontenjanda arkadaşlar bu indirimden faydalandırabileceğiz öğrencilerimizi. Şu an çok yüksek bir katılım var. En kısa sürede de ulaşmaya çalışacağız. 58-35'te biten numaradan arayacağız sizi. Sorularınızı da WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.